Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, sevgili gençler, dinimiz İslam'ın gençlik dini olduğunu hepimiz aslında biliyoruz. Ebu Bekir'i biliyoruz. Ebu Bekir 35 yaşında Müslüman oldu. 15 yaşıyla 40 yaşı arasındaki herkes gençtir fıkıh açısından. 40 yaşından sonra gençlik biter, olgunluk yaşları başlar. Ebu Bekir genç Müslüman oldu. Onun gibi saatler, talhalar hepsi genç genç Müslüman oldular. İslam'a girişleri de İslam'ın sancağını taşıyışları da hep gençliklerinde oldu. Müslümanların camilerinde gençlerin ihtiyarlar kadar kıymetli tutulmayışına bakmayın siz. O camilerin ilki olan Muhammed Aleyhisselam'ın camisinde gençler bir numaraydı. 11 yaşında bir delikanlı değil. Çocuğu daha fazla Kur'an biliyor diye Taif şehrinin eyalet imamı yapıp Müslümanların önüne geçiren peygamberin ümmetiyiz biz. 11 yaşında İslam'ın o zaman üçüncü büyük eyaleti olan Taif'e imam tayin edilmiş. Gençlik dinidir İslam. İslam için yapılacak şeyler gençken daha randımanlı, daha kolay yapılır olduğu için gençlerle açan İslam çiçeği daha parlaktır, daha büyüktür. Değerli kardeşler, biz gençlerin dinimizdeki yerini herhangi bir ansiklopediden öğrenecek değiliz. Gençlerimizin neler becerebileceğine dair sonuçları da gelecek, tarihin gelecek yıllarında, asırlarında öğrenecek değiliz. Biz 17 yaşında, sadece 17 yaşında Muhammed Aleyhisselam'ı temsil eden başkomutan olarak Bizans'ın o zamanki dünya imparatorluklarının ikinci büyüğü olan Bizans'ın karşısına Üsame'yi gönderen Resulullah'ın ümmetiyiz aleyhissalatü vesselam. 17 yaşında şu anda dünyada eline silah verilecek er asker olarak bile kimse seçilmiyor. 17 yaşında çocuklar Birleşmiş Milletler kararıyla askere bile alınmıyor şimdi. Ama 17 yaşında bir tüyü bitmemiş çocuk bu ümmetin ordularının cihat ordularının başına geçirildi. Tarih bunu ebediyen değiştirilmeyecek şekilde kaydetti. Bu ümmet genç bir ümmettir. Bu din gençlerin ayağa kaldıracağı dindir. Gençlerini yetiştiremeyenler İhtiyarların elinde umutsuz bir gelecek beklentisiyle yaşamaya mahkumdurlar. Genç yetiştirenler 15 yaşına geldiklerinde bütün içeriğiyle ibadet zevki yaşamış, ibadetten zevk alan, gençler yetiştirmiş olanlar İslam adına iyi bir gelecek, umutlu bir gelecek bekleme hakkına sahiptirler. Bu bir kanun. İslam gençlik dinidir. İslam genç Ebu Bekir'in elinde, genç Üsame'nin elinde, genç Enes'in elinde, genç peygamber hanımı Aişe'nin elinde büyüdü. Kızıyla, erkeğiyle gençlerin dinidir. Bütün dünya kadınları bir kenara, 12 yaşında peygamberin evinde gelin talebe olarak duran Aişe başka bir dağda. Bu sebeple biz gençliğin değeri, önemi üzerine söz söylemeyi abes görüyoruz. Ashab-ı kiramın hayranıyız. Al sana ashab-ı kiramın ilk kadrolarını aşere-i mübeşşereden yani ilk fedailerden İlk kahramanlardan yedi tanesi 30 yaşından önce Allah'ın cenneti ile hayattayken müjdelenmişler. Müslüman olmuşlar demiyorum. Müjde almışlar sen cennetliksin diye. Yaptıkları işler Allah için ilk defa ok atanlar, Allah için ilk defa meydanlara çıkanlar hep delikanlılardır. İhtiyarlar ya da yaşlılar karar vermek için düşünmeye fırsat bulamadan gençler ellerinde mızraklarıyla Bedir'e döküldüler, Uhud'a döküldüler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bizim bütün bu bildiğimiz hakikatlara Sultan Fatih'e ve Hasan el Benna'ya rağmen 20 yaşında İstanbul fetheden Fatih'in topraklarında yaşarken 22 yaşında bütün dünya Müslümanlarını içine katacak dev bir organizasyon kuran Hasan el bennai bilip durduğumuz halde şimdi çıkıp da biz gençliğin önemi üzerine lüzumsuz destanlar yazamayız. Destana gerek yok, edebiyata gerek yok. Hasan el Benna'nın eserleri ortada, Sultan Fatih ortada, Üsame ortada, Enes İbni Malik ortada, Ebu Bekir'in kızı Aişe ortada, Saad bin Ebi Vakkas 17 yaşında, 17 yaşında Allah için ilk kan akıtan mücahit olan adam olarak ortada. Dolayısıyla İslam gençlerin dinidir. İslam ihtiyarlardan önce gençlere muhtaçtır. Bunu vurguladıktan sonra asıl sözümüze geçebiliriz. Aziz kardeşler bu hakikati biliyoruz. Gençsiz olmaz. İlla genç olacak. Bana Genç hanımefendi lazım. Genç delikanlı lazım. Ama gençliğe iki vurgum var. Birincisi kafası da genç olacak. Çökmüş kafası, tüyü bitmemiş, kafası çökmüş genç istemiyorum. Henüz bıyıkları yok, beyin çürümüş. Tahribat görmüş gence genç demiyorum. Tüysüz yaşlı diyoruz ona biz. Tüyü yok, o kadar başka bir özelliği yok. Bıyıkları bitmeden yaşlanmış. Evlenmeden kadından, erkekten korkmuş. Doğurmadan çocuk büyütmekten çekiniyor. Ümmeti değil, karnında çocuğu taşıyacak kapasitesi kalmamış. Çadırlarında mümin kardeşlerine erzak taşımayı bırak, doğuracağı babası olacağı bir çocuğa ekmek taşıma kapasitesi bile olmayan birinden söz etmiyorum. Söz ettiğimiz beyni de genç olan, taptaze duran, kendisinin tüyü bittiği halde hala anasından doğduğu gibi tertemiz beyin taşıyan, taptaze beyin taşıyan, Kur'an ve peygamber o beyne yüklendiği zaman, ön temizleme gerekmeyeceği için hemen Kur'an'ın neşunema bulacağı, hemen dal budak olacağı, kök salacağı, temiz beyinli, yıpranmamış, yırtılmamış, kirletilmemiş genç istiyoruz. İkincisi biz genç istiyoruz Allah için ihtiyarlayacak. Bedeni çöktüğü zaman bedenini Allah'a feda etmenin onuruyla ümmeti Muhammed kıyamete kadar onu anacak. Bir Hasan el Benna olacak. 22 yaşında, 80 yaşındaki ezher şeyhlerinin karşısına dikilip Allah'ın kitabına bakmıyor musunuz? Nasıl uyursunuz diye mezarlığa dönüşmüş bir İslam dünyasında dipdiri dolaşan mezarlıkta yürüyen bir diri gibi olacak yıpranacak sokakta vurulacak konferans verirken vurulacak göğsüne mızraklar girecek ama ümmeti Muhammed için yıpratılmış bir vücudu olacak internet ağlarına takılmış gitmiş genç istemiyoruz Kur'an sayfalarında yeşermiş gözleri olan Kur'an okurken eskimiş, gözleri olan, kulağı Kur'an sesiyle, tekbir sesiyle çınlamış mümin genç istiyoruz. Genç olsun, bıyıkları terlemeden, bıyıkları terlemeden ve henüz daha sakalları çıkmadan hala gençli mi, değil mi diye düşünceleri çökmüş, gelecek endişesi taşıyan, daha okulu bitirmemiş emeklilik planları yapıyor. Öyle genç istemiyoruz biz. Ne emeklisi? Mezara girerim, Allah için yaşadığım günleri bitirmeden mezara girerim. Ben ölürsem çalışırken, dinim için, insanlığım için, iffetim için çalışırken ölürüm diyen, taze genç, yürekli genç, Sultan Fatih'i bu zamanda aşacak genç, Hasan el-Benna'yı bu zamanda aşacak genç. Eğer, eğer Resulullah'ın sahabisi Zeyd 16 yaşındayken Resulullah'a Yahudiler yanlış bilgi vermesin diye peygamberime Yahudiler yanlış bilgi veriyor diye gidip 21 günde İbranice öğrenip de gelip ya Resulallah bu Yahudiler seni aldatmasın ben 21 günde İbranice öğrendim beni tercüman olarak kullan burada diyen ansiklopedi gibi, kütüphane gibi çalışıp himmet eden, peygamberine hizmet etmek için 21 günde dil öğrenen zeyt istiyoruz. Yoksa dil öğrenme bahanesiyle bütün cinsel duygularını tatmin eden, ülke ülke dolaşan ama geldiğinde de hala sözlüksüz bir dil çözemeyen, hala istibaratta bile kullanılamayacak kadar pasif kalmış bir genç istemiyoruz. Biz bir genç istiyoruz ki peygamberim bana filan işte muhtaçtır diyecek. O işi görmek için canla başla atlayacak. Canı işe yarayacağı zaman can verecek. Uykusuz kalacağı zaman uykusuzluğunu feda etmeye hazır olacak. Kardeşler bu istediğimiz gencin, şu istediğim gencin yani beyni de genç. Beyni de genç gencin temel karakterlerini sıralamak istiyorum. Çünkü biz dedik destan istemiyoruz. Gençliğin önemi üzerine edebiyat yapamayız. Biz genç tanıyoruz. 10 yaşında Resulullah'ın önüne diz çöküp bize din aktaran Enes İbni Malik'i biliriz biz. Biz bir Aişe biliriz ki Resulullah vefat ettiğinde aleyhissalatü vesselam o henüz 20 yaşına gelmemişti. Ama üzerine din yıkıldı. O yıkılmış dini kıyamete kadar ümmeti Muhammed'e yetecek şekilde nesillere taşıyan Aişe istiyoruz biz. Yaşı önemli değil, başı önemli değil, kafa ve yüreği önemli, kapasitesi önemli. Kanunumuz bir, bu genç defolu olmayacak, kirlenmemiş olacak. Kirlenmiş genç benim dinime hizmet edemez. Çünkü ben ona dinimi aşılamak için önüme aldığımda bir gencin yetiştirilmesi için gerekecek süre kadar onun geçmişteki kirliliğini temizlemem gerekecek. İnternet ağlarına takılmış, örümcekleşmiş kafasını düzeltmem için gereken süre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Enes İbni Malik'i alim olarak yetiştirdiği sürenin belki de on katıdır. Zeyd 21 günde Resulullah'a dil öğrenip geldi. Bu 21 günde telefonunu kötü cihetten iyi cihete kullanmaya bile dönüp dönemeyeceği belli değil. Telefon mesajına takılmamış, internet mesajına takılmamış ama Resulullah'a adanmak üzere şeriatının dininin hizmetine eğitimine katılmak üzere tertemiz berrak yaz boza dönmemiş kafalı olsun akidesi sağlam olsun Allah'a iman ederken ben rızık derdi nasıl taşırım diyen bir genç olsun ben Allah'a iman etmiş olayım beni kocam boşar da ben boşadı, boşandıktan sonra aç mı kalırım, ağabeyim bana bakar mı bakmaz mı diye derdi olmayan, beni yaratan düşünsün. Beni yaratan boşanacağımı da herhalde hesap etmiştir. Beni yüz kere kocam boşasa, yüz bir kere Rabbimin kapısına sığınırım diye iman etmiş genç kız gerekir. Böyle bir kız, böyle bir erkek, böyle bir genç, ümmetimin derdini taşır. Henüz 15 yaşında olduğu halde, 18 yaşında olduğu halde 78 yaşında kalp krizi geçirirse hangi hastanede ameliyat olacağının hesabını yapan, 50 sene sonraki muhtemel kalp krizinden korkan birinin yüreği müşriklerin bombaları bombardıman önünde dayanabilir mi? Henüz askere gitmediği halde, silah görmediği halde kalp krizinden korkan veya filancanın silahından korkan birisi Uhud'da ayakta durabilir mi? Tebük yolunda yürüyebilir mi? Mekke'nin fethi için çöllerde yol alabilir mi Akidesi sağlam. Ben Allah'a iman etmiş birisiyim. Bütün kainat karşımda dursa ben ki Allah'a iman ettim beni yenecek kimse yoktur diye iman edecek. Çünkü onun peygamberi İbni Abbas'ı sadece 8 yaşındayken karşısına aldı dedi ki yavrum sana bir nasihat edeyim mi? Buyur ya Resulallah bak Allah sana yazmıyor ise eğer kaderinde böyle bir şey yoksa bütün insanlık sana zarar vermek için toplansalar sana hiçbir zarar veremezler tamam mı? Tamam ya Resulallah dedi. Sonra Bil ki Allah kaderinde yazmadıysa eğer, bütün insanlık sana bir faydam dokunsun diye toplansalar, hiçbir fayda veremezler tamam mı? Tamam ya Resulallah. Sonra, sonra haricilerin 15 bin kişilik silahlı ordusunun içine daldığı zaman tek başına İbn Abbas, nereye gidiyorsun? Bu 15 bin deli seni parça parça ederler dediğinde, ben yalnız gitmiyorum ki Allah'la beraberim. 15 bin kişi bana ne yapabilir? Deyip gitti. Eğitim bu işte. Genç bu. Bütün dünya karşında dursun. Sen Allah'la dur burada. Yalnız değilsin dendiğinde buna iman etmiş delikanlı. Gençtir. Böyle bir gence dava yüklenir. Böyle bir gencin doğurduğu çocuk Sultan Fatih'i Gerilerde bırakan bir fetihlerin sahibi olur Allah'ın izniyle. Bir kafa temiz olacak, kirlenmemiş olacak, defolu olmayacak. Sistemler arasında bocalayıp büyümüş birisi olmayacak. Filan sistemin çürüttüğü bir beyinden göklerin dini, arşın dini, Kur'an'ın şeriat olduğu dinin mücahidi çıkmaz o namazını kılıp haccına gitsin yeter şükürler olsun denir. Bir bu. iki bu genç, beyni temiz bu genç. 15, 20, 25, 35 kaç olursa olsun yaşı. Allah'a, Allah'a güvenilir kadar güvenecektir. Allah'a ne kadar güvenilirse o kadar güvenecek. Bu onun gelecek endişesindeki ölçüsüdür. Gelecek, rızık, mekan, yaşama, evlenme, boşanma var mı böyle bir derdin? Bunlar Allah'ın işi, benim işim değil diyecek. O çalışmasına devam edecek. Ölüm korkun var mı dendiğinde ben tedbirimi alırım. Yaratan da öldüren de Allah'tır diyecek. Allah'a güvenecek ve bu güvenini lafla değil fiiliyatla yapacak. Evet, evet. Kendisini denize atmayacak ama Tarık bin Ziyad gibi gemilerini yakacak gerekiyorsa. Denize atmayacak ama gemilerini yakmayı bilecek. Genç budur. Genç Allah'a feda edildiğinin işareti Allah'a itimadındadır. Allah'a güvenindedir. Allah'a imanet Yerler gökler Allah'ın. Cennet cehennem Allah'ın. Yaratan Allah, öldüren Allah. Diploman olmasa yaşayamazsın ama. Bu imanı Ebu Cehil'in zamanında bile iman diye yutturmak mümkün değil. Hani yerler gökler Allah'ındı. Hani tek bir buğday tanesi bile topraktan Allah istemezse çıkmazdı. Hani Allah rezzaktı. Hani Esma-i Hüsna'yı sen ezber biliyordun. Ne oldu? Niye bu patronun önünde iki katsın, işten atar. Hani patronu da Allah yaratmıştı. Hani namaz uğruna her şeyi feda etcektik. Hani gençlik, hani hani edebiyat, hani Allah en büyüktü. Hani Allah imtihan ediyordu, biz de imtihandaydık. Hayır. Allah'a Allah'a ne kadar güvenilmesi gerekiyorsa o kadar güvenecek genç odur. Ama bu ikinci noktada gençlerin ilk katilleri siyonizmden ve filan örgütten filan medyadan şer odağı olarak bildiğimiz merkezlerden önce o merkezlerden önce gençlerin ilk katilleri analar, babalar, amcalar, dayılar, öğretmenlerdir gençlere amentü billahi ve melaiketi öğretir gibi okul ilk orta sonra gevşek filan filan diye amentü öğretir gibi diploma çeşidi öğreten anneler babalar daha çocuk henüz bezlerini bile çıkarmayacağı çağdayken bu çocuğu hangi okula versek çok daha iyi bir geleceği olur diye cennet hesabı yapar gibi okul, mektep, iş hesabı yapan anneler babalar bu arada Allah'a imanı törpülediklerini, Allah'a iman edip itimat eder gibi çocuklarını patronlara iman ettirdiklerini, kağıt parçalarına iman ettirdiklerini bilmelidirler. Anneler babalar çocuklarının bu açıdan katilleri olmakta onların onurlu bir mümin, dik duran mümin, imanıyla izzet duyan, Allah'ın yanında olduktan sonra, vurulsam bile kazandım diyen, sahabi mantığıyla yaşayan, Kur'an'dan bir ayeti bilmiş olmam, elimi arşa tutmam kadar değerlidir benim için diyen, heyecanını öldürdükleri için, pişman olacakları ve kıyamet günü hesabını veremeyecekleri bir bataklığa çocuklarını itmektedirler. Sonra bu gençler iki yaşından itibaren gelecek ve geçmiş endişeleriyle kavrulmuş, helak edilmiş bu gençler günün birinde Ebu Hanife'nin mezarına bile sokulsalar, üç ay Ravza-i Mutahharan'ın içinde kalsalar bile Bunların yeni bir sisteme geçmeleri çok zor çünkü beyinler defolanmış. Beyinler yabancı kavramlara, imana ters düşen kavramlara maalesef teslim edilmiştir. Üçüncüsü kardeşler bu genç bu genç iki nimetin kıymetini bilmedikçe Muhammed Aleyhisselam'ın ordusunda baş kumandanlığa kadar yükselebilecek bir genç asla olamaz. Birincisi sağlığı, ikincisi de zamanıdır. Yeryüzünde yaratılan insanların pek çoğu bu iki nimeti kıymet bilmeden heba etmişlerdir. Diyor Peygamber aleyhisselam efendimiz biz de bunu görüyoruz. Sağlığım ve vaktim bana lazım. Hem yarın hesabını zor vereceğim hataları işlememek için hem de ümmetime daha çok hizmet etmek için çürümüş bedenler daha henüz henüz evlenmeden romatizmaya yakalanmış ayakların sahibi sen çöllerde nasıl yürüyeceksin dağlarda nasıl yürüyeceksin Medine'den Konstantiniyye'ye kadar sen deve üstünde değil uçakla bile gelemezsin. Henüz 20 yaşına gelmeden sen gözlerini yıpratmışsın. Sen ayaklarını çürütmüşsün. Romatizma olmuşsun. Egzama olmuşsun. Sen henüz evlenmeden 3 kişi kadar bedenin var. Emsallerin 40 kilo sen 140 kilosun. Hala evlenmedin. Hala çocuk sahibi değilsin. Seni Doyurmaya hiçbir kadın cesaret edip seninle evlenemeyecek. Sen ne cesaret bu vücudu böyle harap ettin. Sen kendini korudun da üstüne bir de dinine hizmet mi kaldı? Bu ümmetin genci, bu ümmetin musabları, üsameleri, enesleri, ayşeleri Medine'den Konstantiniye kadar yürüyerek gitmeye müsait vücutların sahibidirler ve her şeyden önemlisi güneşle yarışır insana genç denir. Nasıl on bin seneden beri belki, belki de yirmi bin seneden beri güneş sabahleyin doğarken, akşam batarken, öğle vakti tepeye çıkarken yarım saniyede şaşmıyor. Çok yoğun çalışma yapıldığı için iki saat doğumu ertelenen güneş duyuldu mu hiç? Enerji yetersizliğinden voltajı düştüğü için övleleri kapasitesi düşen güneş duyuldu mu? Güneşin aydınlattığı dünyada mümin genç zaman makinesi gibidir. Zaman üzerinden yaşar. Hiçbir zaman öğleden sonra diye randevu vermez. Çünkü öğleden sonra ikindiye kadar uygun bir zamanın adıdır. Müminin 3 saati bulacak bir randevusu asla olmaz. Dakika ile hesaplanmış ömrü yaşıyor bu. Öğleden sonra 14'ü 12 gece buluşuruz der. Göreceğimiz iş nedir? Filan kağıdı alıp vermek bu bir buçuk dakikadır. 12 gece buluşuruz. 12'yi 2 dakika sonra da ayrılmış oluruz. Hesap kitap adamı. Bu gencin dakikaları ümmetine lazım kendine lazım, çocuklarına lazım, eşine lazım, anasına babasına lazım. İşi çok, derdi çok bir gençtir bu. Bu genç yaşına rağmen, beş asır sonraki gençlerin derdini bağrında taşıyacak fedakar bir gençtir bu. Vakit israfçısı gencin bu ümmete katacağı bir şey yoktur. 10 dakika eloğlunun düğmeye basıp kıtadan kıtaya değil dünyadan uzayın öbür ucuna gittiği bir zamandır şimdi. 10 dakika telefonda görüşenin ya aklı yoktur ya basireti yoktur ya da imanı zayıftır. Nasılsın demek için 10 dakika görüşen, seni seviyorum demek için 45 dakika görüşen sonra sonra Kur'an'ı hatmetmeye nasıl vakit bulacak? Kendini yetiştirmeye nasıl vakit bulacak? Bir alimin dizinde oturup ilim öğrenmeye, edep öğrenmeye nasıl vakit bulacak? Sultan Fatih dakikaları hesapladı. Hasan el-Benna saniyeleri hesapladı. O zaman muvaffak oldular. Bu ümmetin genci olacak genç bu ümmetin genci olacaksa eğer saniyeler üzerinden iş yürütecek. Dakika çok uzundur. Çünkü dakikanın içinde 60 tane saniye var. Kontürler saniye üzerinden atıyor da. Ömür ne üzerinden atıyor? Vaktinin kıymetini bilen genç istiyoruz ve şu destan yazma yerine özelliklerini karakterini ortaya koymaya çalıştığımız genç kesinlikle çöplükte dolaşmaz. Temizdir, temiz yaşar. Bilir ki çöp bidonuna düşerse o da kirlenecektir. Temiz ne kadar olursan ol çöp bidonuna düştün mü sen de çöpsün. Alıp bir daha yıkanman lazım. Yıkanırken de boya da verebilirsin. Derinde soyulabilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Sen Sultan Fatih olacaksan, Hasan el Benna olacaksan, Enes İbni Malik olacaksan, 17 yaşında önümüze çıkıp geçeceksen, gelin peşimden deyip de, Ebu Bekirleri Ömerleri arkandan yürütecek çapta, kapasiteli bir genç olacaksan, 17. senene kadar, ben seni öyle olması mümkün olmayanların yanında hiç görmeyeceğim. Genç bir erkek. Genç çıplak bir kızın yanında. Genç bir kız vahşi bir erkeğin yanında. Beraber görünmekten haya ettiği kadar kafası çökmüş bir gençle beraber bulunmaktan da haya edecek. Çünkü o seviyelidir. Çünkü o bağrında ümmeti Muhammed'in asırlar sonrasının tohumlarını taşıyor. O yıkılırsa benim ümmetim yıkılacak. Bir dakikalığına da ben seni çöp kutusunda göremem. Seviyesiz, ahlakı düşük, ağzı boşuk, bozuk birisinin yanında sen Hasan el Benna olmak üzere bekleyen, zamanını bekleyen biri hiçbir zaman değilsin. Sen çökmüş birisin. Sen yıkılmış birisin. Bunun için benim gencimin, ümmetimin umudu olan gencin uğruna destanlar yazılası, şehirler kurulası şu gencin en önemli karakteri hastalıklı birinden kaçtığı gibi, onu ölüme sevk edecek birinden kaçtığı gibi, onu seviyesini düşürecek ahlakını bozacak, iffetine dokunacak birisinden de kaçar. Böyle bir gencin telefonunda, yüz tane numara yazılıysa eğer, A harfinde, B harfinde filanca, bunların içinde, anası, babası, dedesi, nenesi, sıla-i rahima e mecbur olduğu birinci dereceden akrabaları dışında, namaz kılmayan, sigara içen, yalan konuşan veya müstehcen bir internet sitesine hayatında bir kere girmiş olan bir tek kişinin ismi kayıtlı olmayacak. Ben anlarım ki bu kendini koruyan, çöp kutusuna düşmeyen birisidir. Senin cep telefonundaki yüz isimden 3 tanesi müstehcen sitelerde dolaşan birisi olarak biliniyor. İki tanesi yalan söylüyor. Dört tanesi tembel sabah namazına kalkmıyor. Senin bunlarla bağın nedir? Sen nasıl cep telefonla bunların ismini yazarsın? Nasıl onlar seni istedikleri zaman arayabilirler? Çünkü sana şeytan onların kanalıyla mikrop bulaştırmaya çalışıyor. Sen de buna çanak tutuyorsun. Onun için benim gencim idealine uymayan bir gençle bir dakikalığına dahi görüntü vermez. Onunla fotoğrafının çekilmesine asla müsaade etmez. Müminin seviyesi budur. Kültürü budur. Böyle bir genç Üsame'dir. Böyle bir genç Zeyd'dir. Böyle bir genç Enes'tir. Böyle bir genç Allah'ın izniyle Ayşe'dir. Ve kardeşler benim gencimin ideali, benim gencimin örneği asla dünyanın meşhurlaştırdığı kimseler değildir. Onun kafasında Sultan Fatih bile bir numaralı örnek değildir. Onun kafasında Hasan el Benna bile aşılamaz bir örnek değildir. O hiçbir zaman ben de Hasan el Benna olacağım ben de Sultan Fatih olacağım demez dedirtemezsin onun diyeceği şudur Fatih'in zamanında o Fatih'ti şimdi Fatih'in üzerinden 9 asra yakın zaman geçti bu zamanın Fatih'inin fonksiyonları farklı ben bu zamanın Fatih'in üstünde kapasiteleri olan bu zamanın Fatih'i olurum. Bu zamanın Hasan el-Bennas'ı olurum. Bu zamanın Ebu Hanifesi olmak için uğraşıyorum diye mücadele eder. Hedefi büyüktür, örneği büyüktür ve örneği orijinal örnekler üzerindendir. Kopya örnekleri kendisine örnek görmez. Ve kardeşler bu ideal zamanının Üsame'si olacak, zamanının Enes'i olacak, Hasan'ı ve Fatih'i olacak gencin kesinlikle bir mürşidi vardır. Bu mürşit onun ibadetine, namaz, oruç vesairesine destek olur. Haramlardan korunmasına yardımcı olur. Dünyayı tanımasına yardımcı olur. 20 yaşında Siyonizmin ne manaya geldiğini, neden dünyada birleştirilmiş milletler diye bir örgütün var olduğunu neden dünyanın şu blok bir blok diye ayrıldığını bilir? Çünkü onun örneğindeki insanlar 17 yaşında ellerinde mızraklarla Bizans'ın üzerine yürüdüler. Roma'nın üzerine yürüdüler. O hala Roma deyince 5 asır önce çökmüş gitmiş basit bir imparatorluk aklına geliyor. O Roma ruhunun hala dünyanın her yerinde bir numaralı zulüm merkezi olarak ayakta durduğunu anlamıyor. Mürşidi ona dünya siyasetini öğretecek. Anasını, babasını öğretecek. Mürşidin adının şeyh olması, hoca olması, ağabey olması değişmez. Ama aklı olgun, takvası ileri, zekası keskin bir mürşidi muhakkak bulunacak. Ve kardeşler bu gencin, en önemli karakterlerinden bir tanesi de bu genç, ebediyen, asla bir kereliğine de olsun ana ve babasından ah almış olmayacak. Çünkü Allah'a giden bütün yollar, cennete açılan bütün sokaklar ana ve baba barajıyla kapalıdır. Ana'dan babadan, aferin, dua ve takdir almadan ne Allah'a gitmek mümkündür ne de cennet yollarında yürümek mümkündür. Mümin genç, yürekli genç, kafası çökmemiş genç, bıyığı bitmemiş olsa bile beyni büyümüş genç, ana babasının rızasıyla yol alan bir gençtir. Ne eş adayını tercih ederken ne okulunu tercih ederken ne işini kurarken bir kerenin olsun anasız babasız yol almaz. Çünkü Allah'ın yardımı anasız hiçbir şekilde, babasız hiçbir şekilde kimsenin üzerine gelmez. Anası veya babası veya her ikisi müşrik bile olsalar, Allah yoktur deseler bile insani ilişkilerinde Allah'a karşı gelmeyi emreden tavırları dışındaki insani ilişkilerinde anasız babasız asla yol almazlar. Ve bu gencin temel karakterlerinden birisi kardeşler zamanının en güçlü silahlarıyla donanmıştır. Biraz önce diploma perestliğini ayıplamıştık. Diplomaya tapındığı için değil, mümin güçlü kuvvetli olması gerektiği için kırk diploması olsun. Böyle bir gence sen bilgisayar biliyor musun? On parmak kullanabiliyor musun? Sormak ayıptır. Çünkü on parmak kafir kızların bile takatak tık takatak yaptıkları bir işken mümin genç 30 yaşına geldiği halde ben on parmak bilmem sadece bilgisayarın düğmesine basarım Değmez. Bu Kafir kızların sarhoş kızların gerisinde kalmayı kendisine yakıştıramaz. Böyle bir gence ehliyetin var mı? Araba kullanabilir misin diye sormak ayıptır. Neden ayıptır? Çünkü bu genç 18 yaşından gün aldıktan 10 dakika sonra muhakkak ehliyetine müracaat etmiştir. Çünkü ehliyetli araba kullanmak, araç sürmek bu zamanın ya da onun zamanının silahlarından bir silahtır. Gencin bu silahı muhakkak vardır. On parmak yazar mısın soramazsın. Bu zamanda bir gençte kalite neyle ölçülüyorsa o kalite onda muhakkak vardır. Benim şu gencimin ümmetimin dertlerini bağrına basacak ve benim ümmetimin umutla onu beklediği gencimin en önemli özelliklerinden, karakterlerinden biri de şahsiyetini, erkekse erkekliğini, kızsa kızlığını uydurma bir aşk masalına feda etmez. Vakti geldiğinde 16 yaşında da olsa evlenir. Çoluk çocuğa karışır. Ama bunu bir kızın peşinde, bir delikanlının peşinde sürüklenerek yapmaz. Delice aşk Allah'a mahsustur. Vellezine amenu eşeddu hubben lilla <Sessizlik> Müminler sınırsız bir ölçüyle Allah'ı severler sadece. Sadece Allah için her şey feda edilir. Sadece Allah için açılan telefon saatlerce konuşulur konuşulur da kapatılmaz. Sadece Allah'ın cemaline bakma hasreti mümin bir genci sabahlara kadar uykusuz bırakar. Eğer bir genç Yatakta bir sağa bir sola dönüyorsa, sonra yüzüstü yatıyor gene uykusu gelmiyor. Kalkıyor camdan bakıyor uykusu gelmiyorsa o genç cennete şehit olarak gitmekle tutuştuğu için yatak ona diken yuvası gibi gelmektedir. Ama bir genç Üsame olacak, Enes olacak, Yasir olacak, Abbas olacak, İbn Abbas olacak bir genç filanca kıza tutulduğu için yatağını kendine zindan etmez. O genç o gencin işini yapmıyor. Hiçbir şekilde kendisini bir insan için asla feda etmez. Ama evlenir. Erkekse kadındaki lezzet haklarını kullanır. Kızsa erkekteki lezzet haklarını kullanır. Beraberce sabahlara kadar sevilirler, sevişirler. Birbirlerine güzel tatlı sözler söylerler. Ama birbirlerine imanlarını pazarlamazlar. Birbirlerine erkekliklerini, kadınlıklarını pazarlamazlar. Şahsiyet verip eş almazlar. Mümin gencin karakteri budur. Kardeşler, mümin genç hiçbir zaman yalnız genç değildir. Çünkü yalnız koyun kurdun yemidir. Mümin genç cemaatledir. Cemaatçidir. Ümmetin sevadı azamındadır. Ümmetin yoğun kitlesi neredeyse bütün ümmeti Muhammed'i kuşatan kafa hangi cemaatte varsa o cemaattedir. Yöresellikte kalmaz. Dünyanın bir küçücük köyünde doğar, bütün dünya onun kafasındadır. O küçücük bir camide, bir mescitte bir imamdan Kur'an öğrenmiştir ama Allah denen her yer onun toprağıdır. Kudüs onun köyüdür. Mekke onun kasabasıdır. Medine onun şehridir. Sadece kendi tekkesini düşünen cemaate cemaat demez. Sadece kendi ekolünü ekol kabul edip diğer mümin kitleleri yok sayan anlayışları dua ilanar, hayırla anar, içlerinde bulunmaz. O Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi, Keşmir'i ve diğer dünyada Allah denen her yeri kendisinin de bulunması gereken bir yer olarak gören büyük bir coğrafyanın sahibidir. O hiçbir zaman köyünün fotoğrafını hatıra olarak evine asmaz. Çünkü onun köyü ağaç biten her yerdir. Çünkü o Hasan el Benna'yı örnek almıştı ya, o da ne diyordu? Nerede Allah deniyorsa ben o vatandanım demişti. Allah denen her yer benim vatanım. Mümin, genç, cemaatle beraberdir. Ama bu cemaat okey cemaati değil. Bu cemaat oyun cemaati değil. Futbol cemaati değil. Bu cemaat eğlence cemaati değil. Bu cihat cemaatidir. Bu 17 yaşında Resulullah'tan cihat sancağını devralan delikanlıların açtığı çığırın devam ettiği bir cemaattir. Benim gencim bu ümmetin derdiyle yaşayan gencim bu gençtir. Allah'tan bu genci bize lütfetmesini niyaz ediyorum ama bu lütfa müstahak olmayı böyle delikanlar olmayı böyle analar babalar muallimler mürebbiler kamp abileri vakıf abileri olmayı da bize nasip etmesi gerekiyor ki hak ettiğimizi bize vermiş olsun ve kardeşler son söz olarak son söz olarak bu genç şu 17 yaşında Resulullah'tan insanlığın sancağını devralmaya hazır şu genç, adı ne olursa olsun, 2012'nin Hüsamesi, 2015'in Enesi, 2020'nin Ayşe'si olan genç, o genç, secdeye kapandığında, bir daha kalkmamayı diler Allah'tan. Bu secdem, şu kainatta son hareketim olsun diye umut eder bunu bekler. O bütün bunalımlarını namazla teselli eder. Namaz gencidir. Kalbi camilere kilitlidir. Bu nedenle de o genç arşın gölgesine doğru koşmaktadır. Allah bu gencin hizmetinde olan kullarında bizim de adımızın bulunduğu amellere sahip olmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.